Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, şimdi size AK Parti'nin enerji politikasını nasıl delik deşik ettiğini açıklayacağım. Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Santralin 4 ünitesi var. Her biri 1200 megawatt gücünde, toplam 4800 megawatt. Birinci ve ikinci ünitelerin üreteceği elektriğin %70'ine, 3 ve 4. ünitelerin %30'una 15 yıl boyunca alım garantisi veriliyor. Yine bir AK Parti klasiği, tabii ki garantiler dolar üzerinden 12,35 sent. Santralin sahibi %100 Rusya. Yapım maliyeti 22 milyar dolar. 15 yılda Rusya'ya ödenecek toplam alım garantisi tutarı 38 milyar dolar ve 60 yılda Rusya'ya ödenecek olan toplam tutar güncel spot piyasa fiyatıyla en az 284 milyar dolar. Güncel kurla 5 trilyon 680 milyar lira. Yani Rusya bir koyup 13 kazanacak. Türkiye kendi sınırları içinde yabancı bir santralden yıllarca ithalat yapmak zorunda kalacak. Santralin ömrü 60 yıl. Bu ömrü 20 yıl daha uzatmak mümkün. 20 yılda sökümü olsa toplam 100 yıl demek. Yani Türkiye'yi 100 yıl boyunca 2125 yılına kadar Rusya'ya göbeğinden bağımlı hale getiren berbat bir sözleşme. Ayrıca bu sözleşmeyle Rusya Türkiye'de bir nevi ilk Rus askeri üssünü de kurmuş olacak. Projenin içinde yaşam alanları var, limanlar var, reaktörler var. Buraya bir de Rus hava savunma sisteminin kurulacağını tahmin etmek zor değil. Bu santral Doğu Akdeniz'de zengin doğal gaz ve petrol yataklarına yakın sıcak çatışma bölgesinin içinde stratejik bir konuma sahip. Değerli milletvekilleri, 11 kilometre karelik vatan toprağı 100 yıl boyunca göz göre göre yabancı bir ülkeye veriliyor. Yani AK Parti Rusya'ya 9 ada büyüklüğünde bir vatan toprağını Akdeniz'de 100 yıllığına tahsis ediyor. Geri almak ne zaman ve nasıl mümkün olacak? Onu da ancak 100 yıl sonra torunlarımız görecek. Bakalım AK Parti'yi kim bilir nasıl anacaklar? Değerli milletvekilleri, bir başka konu, AK Parti Bakanlar Kurulu kararıyla 30 Ekim 2016 tarihinden itibaren kış saati uygulamasını kaldırdı ve yıl boyunca kalıcı yaz saati uygulamasına geçti. Bu nedenle bakın bu haritada gördüğünüz gibi nüfusun %80'inin yaşadığı ve elektrik tüketiminin %90'ının gerçekleştiği bölgelerde vatandaşlarımız karanlıkta kalkıyor, karanlıkta okula ve işe gidiyor, karanlıkta okulda ve işten dönüyor. Zannedersiniz ki Türkiye'de 6 ay gece, 6 ay gündüz yaşanıyor. Değerli milletvekilleri, AK Parti Avrupa ile uyumlu bir saat sistemi kullanmak yerine 37,5 derece boylamının doğusuna esas alan Suudi Arabistan, Katar, Kenya ve Etiyopya ile uyumlu bir saat sistemini kullanmayı tercih ediyor. AK Parti'nin yaptığı kalıcı yaz saati uygulamasında enerji tasarrufu yok, iş verimi yok, ekonomik bir fayda yok,
Aynı zamanda bu uygulama toplum sağlığını bozuyor, sosyal hayata da zarar veriyor. Kış saati uygulamasının kaldırılıp yaz saati kalıcı uygulaması kalıcı hale geldiğinde 2016 yılının Kasım ayının elektrik tüketiminin bir önceki yıl aynı ayla kıyaslaması yapıldığında bırakın elektrik tasarrufu sağlanmasını elektrik tüketiminin %7,5 arttığını tespit ettik. Bu uygulamanın öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında uygulamanın yerleşik olarak hayata geçtiği 2017 yılının Ocak, Şubat, Mart aylarından Şubat ayı seçildiğinde bir önceki yılın aynı günü çarşamba günü esas alınarak yapılan karşılaştırmada enerji tüketiminin yükseldiği görülüyor. Saat 06'da 2017 yılında kış uygulaması kaldırıldığı için bir önceki yıla oranla elektrik tüketimi %11,4 artmış durumda. Saat sabah 07'de bir önceki yılla kıyaslandığında elektrik tüketimi %15,6 artıyor. Saat 08'de %17,4 artıyor. Saat 09'da %17,6 elektrik tüketimi artıyor. Ve yıllık elektrik tüketimindeki artış oranı bu saat aralığındaki artış oranının kat be kat altında. Ayrıca yaz saatinin kalıcı hale gelmesiyle ilgili AK Parti'nin siparişle rapor hazırlattığı kişi aynı zamanda Çorlu tren faciasının da bilir kişisi. Yani faciada sorumluluğu bulunan Devlet Demiryolları yetkililerini kurtarmak için yasa dışı hava durumu yazan heyetin başkanı. Değerli milletvekilleri, ayrıca kış saatinin kaldırılmasıyla artan elektrik tüketimi elektrik üretim şirketlerine de kazanç oldu. Elektrik üretiminin %81'ini Türkiye'de özel şirketler yapıyor. Elektrik dağıtımının %100'ünü neredeyse aynı şirketler yapıyor. Elektrik perakende satışının %100'ünü de aynı şirketler yapıyor. Burada tam bir tekel var. Ve AK Parti'ye bu yetmedi. Bu tekeli daha da büyütmek için, devlet içinde devlet yapmak için bu kez de tek özelleştirilmemiş alan olan elektrik iletimindeki kurum TEİYAŞ'ı özelleştirme sürecine soktu. Eğer TEİYAŞ'ta özelleştirilirse stratejik ve kritik çok önemli bir alan olan ve aynı zamanda da bir beka sorununa yol açabilecek olan elektrik bütünüyle tekel haline gelmiş olacak. Değerli milletvekilleri, AK Parti sadece enerji alanını tekelleştirmiyor. Aynı zamanda da ayrıcalıklar sağlıyor. Önceki Enerji Bakanı yaptığı açıklamayla bu kış saati yaz saati arasındaki geçişle birlikte 5 yılda 6 milyar TL tasarruf sağlandığını iddia etti. Hiçbir bilimsel parametre açıklamadı. Bu konuyu tartışmaya açmadı. 6 milyar lira tasarruf ettik dedi. Bakın 6 milyar lira nasıl bir rakam onu söyleyelim. 2017 yılında AK Parti özelleşen dağıtım şirketleri, elektrik üretim şirketleri ve termik santrallerden 14 tanesinin devlete olan dolarla özelleştirme borçlarını kanun hükmünde kararnameyle TL'ye döndü ve 6 taksite de böldü. Ve böylelikle yarattığı kamu zararı 1 milyar 350 milyon dolar oldu. Yani 38 milyar lirayı bu şirketlere peşkeş çekti. Yani 5 yılda 6 milyar lira tasarruf ettik diye 6 olmayan bir iddiayı ortaya atıyorlar ama 38 milyar lirayı da peşkeş çekiyorlar.
Buyur, buyur. Değerli milletvekilleri, şimdi Sayın AK Parti milletvekillerine sesleniyorum. Nükleer santral yapıyoruz diyerek vatan topraklarını 100 yıllığına yabancı bir devlete teslim ettiniz. 1925'ten beri geçerli olan saat sistemini bozdunuz ve Hatay'da ısrar ederek çoluğu çocuğu perişan ettiniz. Yandaş şirketlere verdiğiniz imtiyazlarla vatandaşın hakkını peşkeş çektiniz. Ama belki de en kötüsü, ihmallerinizle yüzlerce madenciyi katlettiniz, sonra da adına fıtrat dediniz. Saygılar sunuyorum.